Evet, Doktor X ailesi, bugün size amilaz testini anlatacağım. Amilaz testi nedir, niye istedir, niye yükselir? Bunları kısaca özetleyeyim size. Şimdi önce amilazla başlayalım. Bu nedir? Amilaz, karaciğerimize komşu bir organ var. Duymuşsunuzdur, pankreas. Önemli bir organ vücutta. Bu pankreas insülin gibi, glikagon gibi, kolestistokinin gibi bir takım hormonlar salgılar. Bunlardan biri de nedir? Amilazdır. Amilaz, karbonhidratların sindirimde görevli bir enzim aslında. Peki bu amilaz testi niye istenir? Bu genellikle arkadaşlar pankreas bezinin iltihabı, yani pankreatit şüphesinde hekiminizce istenen bir test. Onun dışında yine tükürük bezinden de salgılanan bir enzim olduğu için bu amilaz, tükürük bezin hastalıklarında istenir. Şimdi amilaz testi istendi. Kanınızda amilaz biraz yüksek geldi. Bu niye olabilir? Şimdi en başta ne demiştik? Pankreas bezinin iltihapları. Pankreasın her türlü hasarında hastalıklarını artar. Bu nedir? Pankreatitler, akut ya da kronik. Pankreasın kanseri. Onun dışında safra kesesinin iltihabı ya da taşı, işte kolesistit diyoruz. Taşına taş olması durumunda safra kesesinde yine pankreas bezi hasarlanabilir. Oradaki enzimler taşıp kana geçebilir, yine yükselebilir. Onun dışında makro amilazemi denen bir durum var. Böyle amilaza bağlı bir takım proteinler amilaz seviyesini yüksek gösterebilir. Bu çok fazla aslında gerçek bir amilaz yüksekliği değil ama yine amilaz seviyesini yüksek gösterebilir. Onun dışında gastroenteritler, bu bağırsaklıkların iltihabı demek arkadaşlar. Bu durumda da amilaz yükselebilir. Yine mide ülseri veya ülserin delinmesi, onun dışında dış gebelik, ektopik gebelik, aşırı alkol kullanımı, sürekli alkol alkolizm. Onun dışında yine tükürük bezinden salınır demiştim. Dolayısıyla tükürük bezinin her türlü hastalıklarında, kaba kulak gibi mesela. Yine bağırsağın tıkanmasında bir takım kanserler, özellikle yumurtalı kanseri, akciğer kanserinde. Apandisitte, diyabetik ketoasidozda ne olur? Amilaz seviyeniz yükselebilir. Tabii amilaz seviyesinin yüksekliği genellikle çok düşük seviyelerde iyi huylu durumları gösterir. Ama böyle işte atıyorum 300-500 gibi değerlerde artık bir pankreas bezinde bir iltihap, pankreatit düşünülür. Amilaz seviyesini nasıl düşürürüm? Bunu siz düşüremezsiniz. Doktorunuz gerekirse işte bir pankreas bezini gösteren ultrason falan isteyebilir. Bir takım ekstra testler isteyebilir. Pankreasta bir sorun var mı diye. Ona yönelik tedavide zaten amilaz seviyesi düşecektir. Onun dışında işte bağırsağın hastalıkları, ülserin delinmesi gibi durumlarda da amilaz seviyesi artarsa amilazın asıl yükseklik nedeni neymiş arkadaşlar? Pankreatitler, yani pankreas bezin iltihabı veya hastalıkları imiş. Evet, amilaz böyle. Bununla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Başka sorulara da sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin arkadaşlar. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir başka videoda görüşelim. Hoşça kalın.